Bloomberg ET ekranlarından herkese günaydın. Kutay Korap ben, İlk Söz programına hoş geldiniz. Bugün de İlk Söz programında birlikte olacağız. Hali hazırda kısa haftanın son işlem günündeyiz. Dün ilk işlem gününde Borsa İstanbul tarafında özellikle ABD'den gelen enflasyon rakamları sonrasında satıcılı seyrin bir anda derinleştiğini gördük. Her ne kadar endeksler güne pozitif seyirle başlasa da ABD'den gelen enflasyon merkez bankalarının daha da sıkılaşacağı yönündeki ihtimalleri arttırırken küresel tarafta riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı. Her ne kadar ABD endeksleri gün içerisinde %2'leri aşan kayıplara ulaşsa da günü daha ılımlı bir seyirle, yine de satıcılı olmasına rağmen daha ılımlı bir seyirle kapattıklarını takip ettik. Gerek tahvil piyasasında, gerek hisse senedi piyasasında oldukça oynaklığın yüksek kalmaya devam ettiğini gördüğümüzü de hatırlatmış olalım. Tabii bu sabah ve dün akşam saatlerinden bu yana merkez bankalarından hamleler gelmeye devam ediyor. Dün akşam Şili Merkez Bankası'ndan 75 bas puanlık bir faiz artırımı takip ettik. Filipinler Merkez Bankası, oradan da 75 bas puanlık bir faiz artırımı geldi. Aynı zamanda dün hatırlarsak gün içerisinde Kanada Merkez Bankası'ndan bu sefer 100 bas puanlık bir faiz artırımı geldiğini takip ettik. Yani merkez bankalarının hamlelerinin boyutu da derinleşmeye devam ettiğini görüyoruz artan enflasyonist ortam içerisinde. Diğer taraftan madde madde bakarsak IMF dün önemli bir açıklamada bulundu. IMF Başkanı Kristalina Georgieva yapmış olduğu açıklamada ikinci çeyrek için göstergelerin, en azından büyüme nezdinde göstergelerin zayıf olduğunu söyledi. Önemli notlar arasındaydı küresel büyümeye yönelik açıklamalar nezdinde. Diğer taraftan Borsa İstanbul'a bakıyoruz. İçeride zayıf bir risk iştahı var Borsa İstanbul'da. Dün hacim zayıf olsa da yine endekste kayıplar, %2'leri aşan kayıplar gün içerisinde takip edildi. Moody's'in Türkiye bankacılık sektörüne dair önemli açıklamaları vardı. Bu konuyu program içerisinde konuşacağımızı söyleyelim. Diğer taraftan dün işsizlik rakamlarını takip etmiştik. Bugün sanayi üretim rakamlarını takip edeceğiz. Öncü göstergeler sanayi üretim için neye işaret ediyor? Bugün sanayi üretiminde beklentiler ne? Her birini yine program içerisinde konuşmaya çalışacağımızı söyleyelim. Avrupa'ya dönüp baktığımızda biz tatildeyken euro dolar paritesinin bir seviyesine kadar geldiğini görmüştük. Hatta bir virgül yanına 4 tane 0, 5. dijitte 3 şeklinde yer almıştı. Yani 1'in altı aslında tam olarak görülmemişti. Fakat dün itibariyle euro dolar paritesinde dün gelen ABD enflasyonu rakamı sonrasında bu seviyenin altının da test edildiğini gördük. Euro dolar paritesinde 1'in altına gelmesi ne ifade ediyor? Bu konuyla ilgili önemli açıklamalar Villeroy tarafından takip edildi. Fransa Merkez Bankası Başkanı nezdinde paritenin daha da düşmesinin bölge açısından daha büyük riskleri akabinde getirebileceğini söyledi. Paritenin 1'in altına gelmesi hem küresel hem Avrupa için ne ifade eder? Tabii Türkiye için de nasıl okumak gerekir? Bunların her birini konuşacağımızı söyleyelim. Lufthansa'dan önemli açıklamalar vardı. Uçuşlarını ertelemeye devam ediyor veya iptal etmeye devam ediyor küreselde hava yolu firmaları. Bu sefer gerekçe koronavirüs değil. Bu sefer gerekçe çalışan bulmakta zorlanıyorlar. Bunların her birini yine konuşacağız. ABD tarafına bakarsak ABD'de bilanço sezonu başlıyor. Bugün major bankalardan finansallar gelecek. Aynı zamanda yarın da takip edeceğiz bilançoları. Seans açılışı öncesinde bugün iki tane Morgan Stanley ve JP Morgan'ın finansalları açıklanması beklendiğini söyleyeyim. Yarın da Citi ile Wells Fargo finansallarını paylaşacak. Yani ABD'de bilanço sezonu başlıyor. Aynı zamanda bilanço sezonu öncesinde TINA etkisi konuşuluyor. TINA nedir dersek there is no alternative diye geçen bir İngilizce terim. Bu terim içerisinde başka bir seçenek yok. Bu başka bir seçenek yokun arkasında şu yatıyor: hisse senedi dışında başka enstrümanların seçeneği yok şeklindeydi. Şimdi bu TINA'nın riski konuşuluyor. Çünkü tahvilin getirisi oldukça yükseldi. Aynı zamanda hisse senetlerinde temettü beklentilerinin yavaş yavaş azaldığı noktada TINA etkisini yine program içerisinde konuşacağız. 5 kitap raporu paylaşıldı. Enflasyon verisi geldi. Biden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün ise üretici maliyetlerindeki artışlar ne kadar olacak ABD'de, bunu takip edeceğiz. Yani ABD'den üfe rakamları gelecek. Çift tane olan üfe
daha da ne kadar yükselebilir, her birini konuşacağız. Ama hepsinden önce bir bakalım bugün hangi başlıklar öne çıkıyor. İlk haberimizde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri dün İstanbul'da tahıl koridoru görüşmeleri için bir araya geldi. Savunma Bakanı Hulusi Akar 1,5 saat süren toplantının ardından açıklamada bulundu. Akar, Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındığını paylaştı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, BDDK'nın TL kredi kısıtlamasının bankacılık sektörünün kredi notu için negatif olduğunu bildirdi. Kuruluş, TL kredi kısıtlamasıyla şirketlerin refinansman riskinin arttığını, bunun da bankacılık sektörünün kredi kalitesini bozabileceğini paylaştı. Dün içeride işsizlik rakamlarını takip etmiştik. TÜİ'ye göre Mayıs ayında işsizlik oranı ise TÜİ'ye göre Mayıs ayında işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,9 seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte Mayıs'ta genç nüfusta işsizlik oranı 0,2 puan artışla %20,3, geniş tanımlı işsizlik oranı 0,8 puan artışla %22,4 seviyesinde oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlandığını, 2005 yılı sonrası %47,8 ile en yüksek istihdam oranına ulaşıldığını paylaştı. Haftalık COVID-19 vaka sayıları açıklandı. 4-10 Temmuz arasında 117.095 vaka tespit edilirken 31 kişi hayatını kaybetti. Yeni tabloya göre Haziran ayı başı verileriyle karşılaştırıldığında vaka sayısında artış oranı 17 kat olurken Temmuz başına göre ise 5 kat olarak gerçekleşti. Dünün en önemli gelişmelerinden biri ABD tarafından Haziran ayına dair enflasyon rakamları paylaşıldı. ABD enflasyonu Haziran'da yıllık 9,1 olarak rekor tazeledi. Beklenenden yüksek gelen veri 1981 yılının sonundan beri görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi %8,8 iken bu arada Merkez Bankası Fed 5 kitaptan artan resesyon riskine de vurguda bulundu. Fed raporun Temmuz sayısında birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtilerinin arttığını, 5 bölgede ise artan resesyon endişelerine dikkat çekildiğini paylaştı. Ve günün öne çıkan başlıklarını aktardıktan sonra hemen bir de rakamlara bakalım. Piyasa fiyatlamalarında tablo ney? Öncelikle yurt içerisinden başlayalım. Borsa İstanbul diyelim. Dün Borsa İstanbul'da 2,5 günlük işlem günlük aradan sonra ilk işlemlerde kapanış itibariyle %1,07'lik geri çekilme, puan bazında bakarsak kabaca 26 puanlık bir geri çekilme takip edildi. Kapanış rakamı 2408 puan seviyesinden gerçekleşirken her ne kadar güne Borsa İstanbul primli bir seyirle başlasa da tam saat 15.30 itibariyle ABD'den gelen enflasyon rakamı sonrasında sert bir şekilde endekste geri çekilme takip edildi ve kapanıştaki %1'lik kaybın büyük bir kısmı bu saatten itibaren gerçekleştiğini söyleyelim. Toplam işlem hacmi 23 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken bu 23 milyar TL işlem hacmi aslında ortalama işlem hacminin altında gerçekleşti. Biraz daha tatil dolayısıyla endekslerde işlem hacminin zayıf kalmaya devam ettiğini görmekteyiz. Bu o 23 milyar TL'lik işlem hacminin 3,6 milyar TL'si Türk Hava Yolları, 1,3 milyar TL'si Şişecam tarafından sağlanırken, yani piyasadaki toplam işlem hacminin kabaca %15'i iki şirket tarafından sergilendiğini söyleyelim. Sektör performanslarına bakarsak dün
bankacılık endeksinde %1, sanayi endeksinde %1.4, ulaştırma endeksinde ise %0.6'lık değer kayıplarıyla günü sonlandırdığını gördük. Moody's tarafından BDDK'nın TL kredi kısıtlamasının bankacılık sektörünün kredi notu için negatif olduğunu belirten kurum açıklamasında TL kredi kısıtlaması ile şirketlerin refinansman riskinin arttığını ve bunun da bankacılık sektörünün kredi kalitesini bozabileceğini belirtti. Dünkü önemli başlıklar arasındaydı. Bankacılık sektöründeki %1 civarındaki kaybın da arkasında yatan önemli gelişmeler arasında yer aldığını gördük. Bugün içeride sanayi üretim rakamları paylaşılacak. Sanayi üretim rakamlarına dair bir önceki ayki rakamları hatırlamak gerekirse, Nisan ayında sanayi üretimi aylık bazda yatay seyretmişti. Yıllık bazda ise %10.8'lik bir artışa işaret ettiğini takip etmiştik. Şimdi bu aya dair beklentileri biraz daha oluşturmaya çalışırsak, perakende satış hacmi aylık %2.1, yıllık %14.7 artarak iş talepte güçlü seyrin devam ettiğini bize gösterdi. Diğer taraftan ciro endekslerinde de aylık %6, yıllık %130'a varan yükselişler takip etmiştik. Mayıs ayı imalat PMI rakam verilerine bakarsak orada 50 seviyesinin altında kalmayı sürdürmüştü. 49.2 olarak paylaşılmıştı. Burada ihracat tarafında ise tarihsel ortalamaların üzerindeki seyre rağmen resmi iş günü sayısının az olmasıyla düşüş görüldüğünü hatırlatalım. Elektrik tarafına bakarsak elektrik tüketimi ise tarihsel ortalamasına yakın bir şekilde Mayıs ayında seyrettiğini paylaşmış olalım. Reel kesim güven endeksi sınırlı geriledi. Kapasite kullanım oranı ise sanayide yatay seyrettiğini gördük. Bakalım bugün saat veri 10'da gelecek. Detaylarını irdelemeye çalışacağız gün içerisinde böyle paylaşmış olalım. Türkiye tahvil piyasasına bakarsak 2 yıllık tahvil faizimiz 23.43 seviyesinde, 10 yıllık tahvil faizimiz ise 18.84'e işaret ediyor. Peki para birimleri ne durumda? Yeni güne başlarken pariteler nezdine bakarsak dolar TL 17.45-59 seviyesinde. Hafif bir değer kaybı var dolar karşısında. Euro TL 17.51'e işaret ediyor. Sepet kur yarım dolar yarım euronun TL karşı değeri 17.48'den işlem görmekte. Dolar endeksinde bu sabah da kuvvetlenme görüyoruz. 108.30'lara işaret ediyor. Dolarda düzenli bir şekilde özellikle dünkü gelen enflasyon rakamı sonrasında Fed'in daha da sıkılaşacağına yönelik beklentilerin oluşmasıyla dolarda güçlü seyir sürüyor. Güvenli liman algısı dolarda işlemeye devam ediyor. Pariteye bakarsak 1.0033 seviyesinde olduğunu söyleyelim parite nezdinde. Dönüp buradan Avrupa borsaları kapanış rakamlarına baktığımızda dün küresel piyasalardaki risk iştahının zayıf seyrinin gerekçesi ABD enflasyonu demiştik. Avrupa borsalarına da yansımalarını gördük. İngiltere kapanış rakamı 7156 puandan kapatırken %0.74'lük düşüş vardı. Fransa kakaran 6000 puan seviyesinden tam olarak kapandı. 0.73'lük düşüş orada izlendi. Almanya'nın DAX endeksi 12.756 puandan kapatırken DAX'ta kayıplar daha derindi. %1.16 seviyesinde gerçekleşti. Özellikle Alman ekonomisine dair enerji tedariğine dair problemlerin sürmeye devam ettiğini görüyoruz. Gazprom'la olan süreç takip ediliyor o tarafta. İtalya'nın Milano borsası 21.286 puandan kapatırken Milano'da da %0.93'lük geri çekilme yaşandığını gördük. Neredeyse Avrupa borsalarının her birinde tüm sektörlerin negatif tarafta sonlandırdığını, Stoxx 600 gösterge endeksinde de 0.90'lık geri çekilmeler yaşandığını gördük. Hemen varsa bir paritenin grafiğini rica edelim. Euro dolar paritesinin bir detayına bakalım. Baktığımızda yıl başından bu yana, yani kabaca 7,5 aylık süre zarfı içerisinde euronun dolar karşısındaki değer kaybı %12'ye ulaşırken yılbaşından bu yana performansa, bu gün içi performansıydı. Dün gün içerisinde bir seviyesinin altını öğlen saatlerinde gördüğünü takip ettik ama yılbaşından bu yana %12'lik bir değer kaybı paritede görmekteyiz. Düzenli bir şekilde dolar karşısında değer kaybeden euro ile karşı karşıyayız. Burada Rusya'nın Ukrayna'yı işgali süreci biraz daha derinleştirirken Avrupa'nın enerji tedariğine yönelik risklerin bölge içerisinde baskı yarattığını görüyoruz. Para biriminde özellikle hem de büyümesi üzerinde de etki yarattığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın Fed'e göre adımlarını biraz daha yavaş atması parite üzerindeki değer kaybını daha da derinleştiren ayrıca bir unsur olarak karşımıza geldiğini de görmekteyiz. Villaroy
Fransa Merkez Bankası Başkanı bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yani değer kaybeden parite üzerinde yorumda bulunan Villeroy, zayıf euronun enflasyonu daha da fazla yükselişini tetikleyebileceğini, bu nedenle euro dolar paritesinin yakından izlenmesi gerektiğini paylaştığını söyleyelim. Bölgeyle ilgili önemli bir şirket haberi vardı. Lufthansa tarafından paylaşıldı. Şimdi ise Ağustos ayı sonuna kadar 2000 uçuşu iptal edeceğini söylerken, bu 2000 uçuşu iptal etmesinin gerekçesinin personel eksikliği olduğunu da paylaştı. Avrupa'da genel başlıklar bu şekildeyken bir de ABD kapanış rakamlarına bakarsak, ABD endekslerinde dün enflasyon verisi sonrasında kayıplar %2'nin üzerine çıksa da veri sonrasında yavaş yavaş toparlanma görüldü. Dow Jones endeksi bu toparlanmalara rağmen %0.67 geri çekildi. 30.772 puan seviyesinden dünü sonlandırdı. S&P 500 3.801 puandan kapatırken %0.45'lik değer kaybı vardı. Nasdaq'ta ise biraz daha %0.15'lik yatay negatif bir seyirle 11.247 puandan dünü sonlandırdığını gördük. Dün ABD enflasyon rakamları gelmişti. Enflasyon rakamlarının grafiğini hemen vadelilerin akabinde rica edelim. Enflasyon rakamına baktığımızda %9.1'lik bir enflasyon geldi. Beklenti %8.8, en yüksek tahmin %8.9'du. Bunların her birinin üzerine gelen enflasyon rakamıyla dün ABD'de karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. 40 yılın en yüksek enflasyonu ABD ekonomisinde takip edildi. Tabii bu veri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın daha agresif hamleler yapacağı yönündeki beklentiler piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olduğunu gördük. Şimdi baktığımızda aylık enflasyon ise %1.1'lik beklentinin üzerinde %1.3 olarak açıklandığını görmekteyiz. Aylık enflasyon böylece 2005'ten bu yana en yüksek aylık enflasyon ABD ekonomisinde takip edildiğini söyleyelim. Diğer taraftan baktığımızda çekirdek tarafta %6'lar civarında bir konumlanma olduğunu, %5.92 seviyesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Yüksek akaryakıt fiyatları ve artan gıda maliyetleri enflasyon üzerinde ABD ekonomisinde etkili olmaya devam ediyor. Fed'in bu yıl için %4 enflasyon tahminlerinin iyimser olduğu traderlar tarafından düşünüldüğünü söyleyelim. Tabii bu da biraz daha soft landing hikayesini daha da zorlaştıran bir süreç olarak karşımıza geliyor. Veri sonrasında hemen dönüp baktığımızda traderlar Fed'den nasıl bir hamle bekliyor dersek, onunla ilgili de bir grafiğimiz var. Önümüzdeki toplantılarda Fed'den şu ana kadar 200 bas puanın üzerinde bir faiz arttırımı yıl sonuna kadar beklendiğini görmekteyiz. Bu 200 bas puanlık faiz arttırımının Eylül ayında, Temmuz ayındaki toplantıda, yani gelecek haftalarda gerçekleşecek toplantıda şu ana kadar 0.91 puanlık bir faiz arttırımı bekleniyor. Yani bu ne demek oluyor? Hali hazırda Temmuz'da 0.75 bas puanlık faiz arttırımını fiyatlayan piyasalar şimdi enflasyon verisi sonrasında 100 bas puanı fiyatlamaya başladığını görüyoruz. Yani bir sonraki toplantıda Fed'den 100 bas puanlık bir faiz arttırımı gelir mi? Hemen akabinde diğer toplantılara baktığımızda Eylül, Kasım ve Aralık toplantılarında, Ekim ve Aralık toplantılarında kümülatifte 200 bas puan üzerinde bir faiz arttırımı beklendiğini söyleyelim. Tabii bu ortamda hisse senedi piyasası nasıl etkileniyor? Biraz önce yayına başlarken söylediğimiz bu TINA etkisinin ön plana çıktığı konuşuluyor. Hemen onunla ilgili de Wall Street'le ilgili bir grafiğimiz var. 10 yıllık tahvil getirileri Wall Street temettüsünden daha mı cazip? Bu soru ABD endekslerinde sorulmaya başladı. S&P'de temettü ödeme oranının 10 yıllık getirisinin üzerinde olan şirket sayısı sadece %10 civarına geri çekilmiş durumda. Burada ortalama %20. Yani bu ne demek oluyor? S&P 500'de her 5 şirketten biri 10 yıllık tahvil getirisinin üzerinde bir temettü verimi oranına işaret ederken, bu oran şimdi %10'a kadar geri çekilmiş durumda. Bu da 2007'den bu yana en düşük seviyeye işaret ettiğini bize gösteriyor ABD endeksleri için. Dönüp baktığımızda bir diğer başlıkta ise ABD'de dün Fed tarafından 5 kitap raporu paylaşıldı. Bu 5 kitap raporunda öne çıkan maddelere bakarsak hangi başlıklar yer aldı dediğimizde, ülkede birkaç bölgede talepte yavaşlamanın arttığı paylaşıldı. Hemen bununla ilgili de bir
notlarımız var. Notlarımızı aktarmak gerekirse ekonomik faaliyet Mayıs ortasından beri ılımlı hızla dengeli oranda büyüdüğünü paylaşmış 5 kitapta. Birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtileri arttığı söylenirken istihdam çoğu bölgede ılımlı ile orta hızla artıyor. Ücret baskılarının bu yıl içinde azalması bekleniyor. Artan fiyatlar nedeniyle tüketici harcamaları ılımlı seyrediyor şeklinde notların yer aldığını gördük. ABD tarafını da bu şekilde özetledikten sonra hemen bir de tahvil piyasasını rica edelim. ABD tahvil piyasasında tablo ne durumda diye bakarsak. Burada biraz önce paylaştığımız aslında swapların, swap piyasasında traderların fiyatlamalarını bize gösteriyor. Dediğimiz gibi 07.27.2022 yani bu ayın 27'sinde gerçekleşecek toplantıda şu anlık 0.92 puan yani neredeyse 100 bas puana yakın ilk toplantıda faiz arttırımı beklendiğini söylemiş olalım. Dönüp bir de tahvil piyasasının fiyatlamasını rica edebilirsek ABD 10 yıllık 30 yıllık tahvil piyasasında fiyatlamalar ne durumda diye bakarsak 2 yıllıklar %3,20 seviyesinde 10 yıllıklar 2,96'yı işaret ediyor. 30 yıllıklar ise 3,12 seviyesinde olduğunu söyleyelim %3,12'den işlem görmekte. Dönüp Asya piyasalarına bakarsak yeni güne başlarken Asya borsalarında tablo nasıl diye irdelersek Japonya Nikkei Endeksi %0,67'lik primli bir seyir var. Şangay Borsası'nda %0,31'lik yükseliş. Hong Kong Hang Seng'de %0,24'lük primli bir seyir. Güney Kore Kospi'de ise yatay bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatalım. Dönüp buradan bir diğer fiyatlamamıza baktığımızda emtia piyasasındaki tabloyu rica edebilirsek. Emtia piyasasında bu sabah altında geri çekilme sürüyor. 1730 dolar seviyesinde. Gram altın 971 liraya tekabül ediyor. Ons gümüş 19 dolar 15 sentten işlem görmekte. Petrol piyasasında ise Brent petrol 100 dolar. ABD tipi ham petrol 96 dolar 80 sent civarında. Bir de kripto paralara bakarsak orada tablo ne durumda diye. Bitcoin 20.129 dolar seviyesinde %2,4'lük yükseliş var bu sabah. Ripple 32 sent, Ethereum 1106 dolar seviyesinde. Litecoin'de ise 49 dolar 20 sentten işlem gördüğünü hatırlatmış olalım. Şimdi hemen buradan tabii içeride takip ettiğimiz önemli başlıklardan biri ise dün cari açık rakamlarını izledik. Ödemeler dengesi içerisinde cari açığın daha da derinleştiği görüldü. Konuyla ilgili de Erhan Aslanoğlu'nun açıklamaları vardı. Yorumları dinleyelim. Akabinde devam edelim programımıza. Cari dengede bozulma bir süredir başladı. Hani biraz aşağı doğru gidiyordu. Tekrar hem de hızlı bir şekilde yukarı döndü. Gidişat öncelikle onu söyleyeyim. Hani 40 milyar dolar ve üzerinde bir cari açığa işaret ediyor benim tahminim. Piyasa anketisinin biraz daha üzerinde. Burada tabii enerji faturası önemli. Ham madde fiyatlarındaki artışın yansıması önemli. Eğer son dönemde gördüğümüz düşüşler biraz kalıcı olursa enerjide ve ham maddelerde hani bunun olumlu yansımalarını son çeyrekten itibaren görmeye başlarız. Ama şu andaki tablo o faturayı arttıran önemli unsurlar gibi gözüküyor. Fakat bir başka boyutu siz de vurguladınız. Aslında dış ticaret dengesine baktığımızda, yani ihracat, ithalat kalemlerine baktığımızda enerji dışı dediğimiz kategorilerde de tekstil de olabiliyor bu, diğer makine, teçhizat, birçok ürün de olabiliyor. İhracat artışı, ithalat artışına baktığımızda birçok sektörde ithalatın daha güçlü arttığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında belki o negatif reel faiz ortamının getirdiği talep, alım gücündeki düşüşe rağmen bir miktar ya da bazı sektörlerde güçlü devam eden, sıcak devam eden iç talepte bu ithalatı ve dış açığı, dolayısıyla cari açığı arttırmaya devam ediyor görünüyor. Turizm tarafı orayı hani olumlu etkilemeye devam etmiş görünüyor. Ama tabii yıl genelinde yine ben yılın tamamı için beklentilerin altında kalınma ihtimali yüksek görüyorum turizm tarafında da. Bence en önemli noktalardan birisi şu, küresel gelişmelerin de yansımasını görüyoruz. Finansman tarafı. Yani 28 milyar dolar civarında 27-28 bir cari açık var. Ama buna karşın 4 milyar dolarlık bir net finansman var. Hani geçen yıla göre bir artış var. Ama
2 katına çıkmış. Cari açık 2,5-3 katına yakın artmış durumda geçen yıla göre. 28 milyar dolar finansman, işte 28 cari açık, 27-28 cari açık, 4 milyar dolar finansman büyük bir döviz talebi fazlasına işaret ediyor. Bunu net hata noksanla 13 milyar doları bulan 5 ayda kısmen kapatmışız. Ve dolayısıyla net finansmanımız toplamda 17-18 milyar dolar, cari açığımız 28 milyar dolar, 10 milyar dolarlık bir açığımız var. Burada bence kritik nokta şu, finansman tarafında net hatanın bu kadar yüksek olması, öngörülebilirliği tahmini zor bir kalemle finanse ediyor olmamız aslında belirsizliği de arttıran bir unsur. Yani cari açık, döviz talebi hızlı artıyor ama arz tarafı öngörülmesi çok kolay olmayan, işte kaynağı belli olmayan da dediğimiz bir net hata noksan kaleminden kaynaklanıyor. Burası tedirgin edici, burası sıkıntılı diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde küresel ekonomide bu sıkılaşma, finansal sıkılaşma koşulları Türkiye'nin kaynağı belli olan net finansman tarafında girişinin pek de güçlü olmayacağını işaret ediyor şu aşamada. Ve tabii dün takip ettiğimiz önemli başlıklardan biri ise parite tarafındaki hareketti. Euro-dolar paritesinde bir seviyesinin altına geri çekilince tabii bunun Türkiye ekonomisi açısından ne ima ettiğini irdelemeye çalıştık. Makine İmalat Dernekleri Federasyon Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye'nin dolarla alıp euro ile sattığını, ihracatta parite avantajlarının ortadan kalktığını anlattı. Düşük katma değerli ürünlerde uzak doğuya mahkumuz, bağımlıyız. Yüksek katma değerli ürünlerde de batıya. Düşük katma değerli ürünleri ölçek ekonomisinde işletmeler oluşturamadığımız için bu kısma bağımlıyız. Öbür tarafta da daha üst teknolojiler üretmekte güçlük çektiğimiz için bağımlıyız. Peki düşük katma değerli ya da ham madde ya da yarı işlenmiş bir takım ürünleri nereden alıyoruz? Uzak Doğu'dan alıyoruz. Neyle alıyoruz? Dolarla alıyoruz. Sonra bunları işleyip ya da ürünlerimizde kullandıktan sonra neyle satıyoruz? Euro ile satıyoruz. Dolarla alıp euro ile satarken paritede euro lehine 1.2'ler civarındayken biz bundan ciddi bir avantaj sağladık. Şimdi bu avantajımız ortadan kalktı. Yani paritenin birebir noktasına doğru gelmesi bizim ihracatımız için avantajımız olan farkı ortadan kaldırdı açıkçası. Ve şimdi bir de ekonomi basınında öne çıkan bu sabahki haber başlıklarını aktarmaya çalışalım. Öncelikle Habertürk'e baktığımızda karşımıza inşaat maliyetleri yıllık %105,73 oranında arttığı paylaşılmış. İnşaat maliyet endeksi 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %105,73 oranında arttı. Geçen ay %106 oranında artarken böylelikle endeks aylardır devam eden artış trendini durdurduğunu paylaşmış Habertürk.com'da yer alan başlıkta. Bir diğer noktada Dünya Gazetesi'nin manşetine baktığımızda ise Dünya Gazetesi petrol Rusya'dan, benzin ve mazot fiyatı İtalya'dan şeklinde başlık atılmış. Türkiye'nin ithalatında ucuz Rus petrolü ilk sıraya yükselirken pompa fiyatları hala İtalya'daki piyasa verileriyle belirlendiği paylaşılmış. Rusya'nın uluslararası piyasalara göre daha ucuz fiyatlarla ham petrol ve akaryakıt ürünleri satışına başlamasından Türkiye'de önemli bir maliyet avantajı sağlandığı aktarılmış. Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfasına baktığımızda ise orada karşımıza 35 milyar Birleşik Arap Emirlikleri ile yatırımda yeni sayfa başlığı atılmış. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri heyetleri arasında İstanbul'daki yatırım çalıştığında buluşulduğu paylaşıldığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji
Bakanı Doktor Sultan Ahmet Erjavar İstanbul'daki yatırım çalıştayında bir araya geldi. Bu çalıştay ile yeni bağlantılar ve somut projeler için ortam oluşturduklarını belirten Varank, sanayi, yatırım ve teknoloji alanındaki işbirliğimize önemli katkılar sağlayacak dediğini aktaralım. Sabah gazetesinin ekonomi sayfasına baktığımızda ise yurt dışı ciro %140 oranında arttı. Paylaşılmış ihracattaki büyüme faktöringe de yansıdığı söylenilmiş. Bu yılın ilk çeyreğinde toplam ciroyu %66 artırarak 69.4 milyar liraya çıkaran faktöring sektörünün yurt dışı cirosu ise %140 büyüme ile 12.8 milyar TL'yi aştığı paylaşıldı. Son gazetemiz ise Milliyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasına baktığımızda tarımın Nobel'i Türkiye'ye denilmiş. Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Ayçiçeği Derneği tarımın Nobel'i olarak nitelenen Pustovoit ödülünü ilk defa bir Türk bilim insanına verdi. 4 yılda bir verilen ödülün sahibi Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yalçın Kaya, 35 yılı aşkın kariyerinde moleküler ayçiçeği ıslahı konusunda çalışan bir dünyayı kurtaran adam şeklinde başlık atılmış. Ve basından ekonomi haberlerini aktardıktan sonra hemen konumuza dönelim. İksöz programında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, iyi sabahlar. Günaydın, iyi sabahlar Kutay'cığım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam en sıcak konuyla başlamak isterim. Dün piyasalara yön veren ve bütün hani odağın bulunduğu yer olan ABD'den gelen enflasyon rakamlarıyla başlamak isterim. Şimdi enflasyon rakamına dönüp bakıyorum. %9.1 ne en yüksek tahmin olan %8.9 ne de medyan beklenti olan %8.8 geldi. Her birinin üzerinde %9.1'lik bir enflasyon var ABD'de. Biden konuyla ilgili rahatsızlığını belirtti. Ben size şunu sormak isterim. Ya ABD'de enflasyon ne zaman zirve görülecek? Temmuz ayında, Haziran'ın ortasından sonra emtia fiyatlarında biz bir geri çekilme takip ettik ama bunun yansımalarını görür müyüz? Siz enflasyon rakamını nasıl okudunuz? Hangi başlıklar dikkatinizi çekti? Kutay'cığım tabii hepimizin beklediği, heyecanla beklediği bir rakamdı. Çünkü Fed'in faiz arttırımlarına da yön verecek gibi gözüküyor. Özellikle bütün kalemlere baktığımızda buradaki artış çok ciddi şekilde devam ediyor. Yani Haziran ayındaki gelen 1.3'lük artış diğer aylarla kıyaslandığında en son Mart 2022'de 1.2'yi görmüştük. Oradan bu yana oldukça yüksek bir artış. Gıda fiyatlarındaki son 6 aydaki artış aynen devamı bu ayda da geldi. Oldukça yüksek, orada da 1 olarak geldi. Enerji fiyatları gene oldukça yüksek. 7.5 olarak gerçekleşti. Fakat yani ben gene bütün bunlara bakarken enerji hariç, yani çekirdek enflasyon olarak baktığımız enerji ve gıda hariç enflasyona baktığımda oradaki azalım eğiliminin devam ettiğini görüyorum. Bunu grafik üzerinde de net bir şekilde zaten görebiliyoruz. Fakat bütün kalemlerdeki yükseliş, yukarıya doğru yükseliş çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ne zaman zirveyi görebileceğini söyleyebilmek çok kolay değil. Zannediyorum ki bir iki ay daha enerji fiyatlarının belki 100 dolarlar altında kalabiliyor olması ancak bunu aşağı doğru indirebilir. Ama Amerika'nın kendi özeline yönelik olarak fiyatlar, örneğin kullanılmış otomobillerdeki fiyat artışlarına hep bakarlar. Orada çok önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. O da oldukça yüksek. Yani bana kalırsa gelen veriler pek umutkar veriler gibi gözükmüyor. Biraz moralleri de bozdu. Ve faiz artışı artık hani 75 bas puan zaten cepteydi ama sanıyorum ki 100 bas puan çok daha yüksek bir ihtimal. %92'ler civarında fiyatlanmaya başlandı. Bu kuvvetli bir faiz artışını beraberinde getirecek bir veri gibi gözüküyor. Peki hocam, ben de tam bu tarafı soracaktım size. Dönüp baktım ben 2 gün önce Fed'den Temmuz toplantısı için ayın 27'sinde gerçekleşecek toplantıda beklentileri irdelemeye çalıştığımızda karşımıza şu tablo geliyordu. 0.75. 75 bas puanlık bir faiz arttırımı gelir. Ondan sonra Fed'den yavaş yavaş işte 50 bas puanla yılın devamı takip edilir bir sonraki toplantıda derken 9.1'lik gelen veri sonrasında
hemen swap piyasasında traderların fiyatlamaları 100 bas puana çıktı. Bu 100 bas puanlık faiz arttırımı siz ne düşünürsünüz? Böyle bir tırnak içerisinde silahfet kullanır mı? Bunu kullanması kullandığını varsaydığımız senaryoda doların hikayesi ne olur? Esas merak edilen başlık da o. Çünkü pariteye de dönüp baktığımızda birin altına geri çekildi. Velev ki 100 bas puanlık bir faiz arttırımı gelirse dolar daha da değerlenir mi? Bu hem küresel için ne ifade eder hem de bizim gibi gelişmekte olan ülke para birimleri nezdinde ne ifade eder? Bunu da sormak isterim ama öncelikle bir 100 bas puanı sorayım. Şimdi tabii 100 bas puan aslında akıllarda olan bir faiz arttırımı. En baştan beri konuşuluyor. Ama gelecek olan bu enflasyon verisine çok bağlıydı. O nedenle enflasyon bence beklentilerin ötesindeki ve artışın devam ettiği gözüktüğü bir ortamda 100 bas puan artık çok olası bir faiz artışı gibi duruyor. Tabii Amerika yani faiz arttırdığı zaman bu dolara kendi evine dön çağrısı ve evet. Netice itibariyle dolar cinsi varlıklarla yapılacak olan yatırımlar da çok daha karlı hale geliyor. O nedenle dolar da değerleniyor. Doların değerlenmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Artık başka bir yerde yatırım amacı ya da yatırım unsuru olmaktan çıkıyor. Kendi ülkesinde de değerlenebilecek bir unsur haline dönüşüyor ve dolayısıyla Amerikan doları ve o Amerikan doları cinsinden varlıklar değerli. Tabii bir diğer unsur hani euro dolar paritesinden bahsederken burada Amerika'nın faiz arttırımı diğer benzer ülkelerle ya da bizim gibi gelişen ülkelerle aradaki faiz farkını da arttırdığı için bu da ciddi bir şekilde doların değerlenmesine sebebiyet veriyor. Avrupa'nın geç kaldığını hep konuşuyorduk. Hani Amerika'yı geç kaldı derken Avrupa tamamen bu sürecin dışında kalmış gibi gözüküyor. Birçok endişeyi barındırırken kendi bünyesinde artan faiz farkı ister istemez dolar lehine bir durum ortaya koyuyor ve parite daha da aşağılara gidecek gibi duruyor. Eğer Avrupa Merkez Bankası bu sert Fed artışlarına karşı herhangi karşı bir hamle yapmazsa. Şimdi geldiğimiz noktada belki bu sorunu bir parça gene dün gelen Beijbook'la beraber okumakta fayda var. Orada da ilk defa yani uzun bir zaman sonra Amerika'nın bazı bölgelerinde yavaşlamanın başladığını söyledi Beijbook'taki veriler. Yani biliyorsun her bir distrikte her bir bölgeye yönelik olarak veriyorlar bunu. Evet. Ama genel bir rapor da veriyor. O genel rapor üzerinde gözüken en önemli hususlardan bir tanesi benim görebildiğim. Özellikle burada ciddi bir şekilde yavaşlamanın bazı bölgelerde net bir şekilde ortada olduğuna yönelik genel ekonomik faaliyetlere ilişkin söylemdi. Aynı şekilde enflasyon verisiyle bunu bağlarsa çoğu bölgede yüksek gıda ve gaz fiyatlarının hane halkının gelirini azalttığını, talebi düşürmeye başladığını, tüketici harcamalarının ılımlı da olsa azalmaya başladığını söylüyordu. Şimdi gelecek olan bu faiz arttırımları o tüketici talebini daha da aşağı indirebilecek olan faiz arttırımları olacak. Çünkü Fed sonuçta tıpkı diğer dünya merkez bankaları gibi arz yönlü enflasyona dokunamıyor. Yani gıda fiyatları ve küresel ölçekteki enerji fiyatları zaten arz yönlü baskı yapıyor. Ama içeride talebi bastırabilmek açısından ve belirli bir ılımlıya veya işte ılımlıdan bir parça daha orta seviyede bir talep azalışına sebebiyet vermek açısından bu faiz arttırımlarını devam ettirecek gibi duruyor. Ama bunun tabii ki en büyük riski bir resesyon ve bu kaygı da fiyatlanıyor zaten. O nedenle bizim merak ettiğimiz ki bence Amerika bir resesyonu en azından teknik olarak belki yaşayabilecek gibi duracak önümüzdeki faiz arttırımları bu kadar yüksek devam ederse ama neticede acaba bunun kıyısından dolaşıp mı bu işi çözümleyebilecek ya da enflasyonu en azından talep yönüyle kontrol altına alabilecek mi? Bunu bakıyor olacağız. Bence en kritik nokta bu gibi duruyor. Şimdi konuyla ilgili de Özgür Atipoğlu bir yorumda bulunmuştu. Hemen bir onu dinleyelim hocam. Faiz artışlarının devamı ABD'yi durgunluğa götürecektir. Dolar pozitif bir ortam var. ABD'de durgunluk Avrupa'ya göre yüzeysel kalacak şeklinde notu vardı. Bir dinleyelim. Hemen akabinde sohbetimize devam edeceğiz. Piyasadaki fiyatlamalara baktığımızda oysa henüz özellikle uzun vade kağıtlarda, şeylerde, tahvillerde böyle bir fiyatlama olmadığını görüyoruz. Ama kısa vadelilerde işte özellikle de aslında 2 yıl ve daha kısa vadeli tahvil future'larına baktığımızda burada faizin 10 yıllığa göre veya daha uzun vadeye göre daha hızlı yükseldiğini gördük. Bu da net bir şekilde yataylaşmayı gösteriyor. Çünkü piyasa enflasyonun aslında
o kadar uzun vadelerde olmayacağını, baskılanacağını düşünüyor. Bu da aslında bir noktada hal böyleyken faiz artışının devamı yine kaçınılmaz bir şekilde Amerika'yı resesyona götürecek bir durum. Fundamental faktörlere bakarsak Barış, işte faiz farklarından tut, gelecekte beklenen faiz farklarına kadar baktığımızda aslında biraz daha dolar pozitif bir ortam var. Çünkü Fed'in sanki faiz arttırmak için hem eli daha kolay hem de marjı daha yüksek. Çünkü Avrupa'ya baktığımızda orada çok daha ciddi bir resesyon bekliyor onları. Çok daha kuvvetli bir resesyon bekliyor. Amerika'daki resesyon bana göre biraz daha yüzeysel kalacak Avrupa'ya göre. Avrupa oysa çok daha farklı bir boyutta yaşayacak bunu. Ve Burak Hocam şunu sormak istedim. Dolar pozitif ortam. Bu konunun üzerinde konuşmak gerekirse. Şimdi Fed daha hızlı faiz hamleleriyle enflasyonla daha öncelikle mücadele etmeye çalışıyor. Biz bunun etkilerini en net bir şekilde parite üzerinde takip edebiliyoruz. Fakat gelişmekte olan ülkeler nezdinde bu konuyu konuşmak gerekirse velev ki doların tahmin etmediğimiz yerlere doğru kuvvetlendiğini düşündüğümüz, yani çok ciddi bir şekilde kuvvetlendiğini düşündüğümüz bir senaryo yazmak gerekirse, burada gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının da faiz arttırımlarıyla bu konunun önüne geçmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sizce bu ne kadar başarılı olur? Ve tabii bu sadece gelişmekte olan ülkeler özelinde değil, bir de Türkiye özelinde de bu konuyu sormak isterim. Çok ciddi oranda güçlenen dolar Türkiye ekonomisi içinde ne ifade eder? Yani tabii bizim ekonomimiz çok daha farklı. Çünkü dolar bizim ekonomimiz için temel göstergelerden bir tanesi. Evet. Nasıl ki yani ülkelerin genlerine işlemiş olan unsurlardan hep bahsediyorum. Mesela Almanlar için bir enflasyon oranı, işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra karşılaştıkları yüksek enflasyonun etkileri ne kadar yıkıcı olarak etki veriyorsa ya da işte Amerika'da haftalık satış rakamları bizim için çok değerli oluyor, bakıyoruz hep bunlara. Çünkü yaşanılan geçmişteki performans ve o kötü günler hep bunların hatırası olarak bugüne kadar taşınıyor. Bizde de hep kur, yani dolar, TL, bunlar hep bir yandan gözümüz buna bakıyor. Ve ekonominin genel barometresi olarak işliyor ve her şeyi etkiliyor. Kurdaki artış enflasyon olarak tekrardan geri dönüyor. İstihdama varıncaya kadar her türlü noktaya sirayet eden bir unsur haline dönüşüyor. Şimdi bence gelişen ülke merkez bankaları bu durumun böyle olacağını fark ettiler. Bizi dışarıda tutarak söylüyorum bu söylediğimi. Ve önceden Fed'in faiz arttırımlarına karşı hazırlıklı olmak amaçlı çok ciddi şekilde faiz arttırımları yaptılar. Hatta toplantıları beklemeden, sen de her sabah aktarıyordun. Evet. İşte Macaristan Merkez Bankası örneğinde olduğu gibi sürekli olarak faiz artışlarıyla aradaki, Amerika ile aradaki faiz farkını kapamaya çalıştılar. Ve enflasyonu da talep yönüyle bastırmaya çalıştılar. Şimdi bu tabii ki bir çalışma. Diğer taraftan işte para arzını kısmak ya da genel itibariyle ülkedeki makro ihtiyati tedbirleri o para politikası çerçevesinde şekillendirebilmek bu ülkelerin yaptıkları unsurlar hatta olarak hocam, karşımıza duruyor. Yani güçlü kur da enflasyonla mücadele için yani daha iyi bir silah olarak da düşünebilir miyiz? Ne dersiniz? Yani paran ne kadar daha güçlüyse ticarette o denli daha en azından bir ürünü alıp satarken bu konuda daha avantajlı olabiliyorsa, en azından bir ürünü ithal ederken, o da tabii enflasyon daha az körüklüyor sanki, ama ne dersiniz? Tabii yani bu da bir etki sonuç itibariyle. Sonuçta eğer senin kurun gerçekten güçlü bir kur olarak devam ediyorsa birçok farklı etkeni de bertaraf etme imkanına sahip olabiliyorsun. Hı hı. Fakat bizdeki durum biraz farklı. Biz süreci tam anlamıyla buralara gelebileceğinin hesaplanabildiğini düşünmüyorum. O nedenle bizde geçtiğimiz yıl Eylül ayından bu yana başlayan faiz indirimleri ve şu anda politika faizinin 14'te tutuluyor olması, aslında faizi biz buralarda tutsak bile Amerika'nın her faiz arttırımı bizim göreceli olarak baktığımızda bir faiz indirimi anlamına da gelebiliyor. Çünkü biz faizi sabit tuttuğumuz noktada aradaki fark açılıyor. Hı hı. Dolayısıyla bunu telafi edebilmek çok kolay değil. Ve neticede kurun özellikle ne kadar yıkıcı etkileri olduğunu, işte Eylül ayında bu yana başlayan faiz indirimlerinde geçtiğimiz yıl bu aylarda %8'ler civarında dolar TL 8'ler civarındayken ya da 8,5'lar civarındayken şimdi geldiği noktada iki katından fazla bir artış, işte enflasyonun resmi rakamlara göre bile çok yüksek seviyelerde seyrettiği, üretici fiyatlarının rekorlar kırdığı bir ortamda bunun sürdürülebilirliği çok kolay olmuyor.
O nedenle burada tabii yapılması gereken şey Amerika ile olan faiz farkını mümkün olduğunca azaltabilmek. Ama hani her geçtiğin noktada geri kaldığın bir ortamda bu farkı kapatmak için atacağın adımların ekonomi üzerindeki yıkıcı etkileri de o kadar yüksek oluyor. Onun için bu adımların dünya ile uyumlu bir şekilde atılıyor olması gerekirdi. Biz bu safhaları geçtik. Şimdi geldiğimiz noktada hani beklentiler şu. Genel itibariyle dünyada enerji fiyatlarının düşmesi, gıda fiyatlarındaki geri çekilmenin beklenmesi ki bu çok kolay olacak gibi gözükmüyor. Hele özellikle bizim kendi özelimizde her ne kadar yaz ayları, hasat ayları olsa bile içeride yüksek miktarda turist ağırladığımız için, misafirlerimiz çok yoğun olduğu için gıda üzerindeki baskının arttığı aylar olarak gördüğümüz ayları yaşıyoruz. Ona rağmen yani Haziran ayı enflasyonu bizde geldiğinde genel itibariyle hani bizim bu aylarda Mayıs aylarında biraz daha seviyesinde ya da negatif seviyede görmeye alıştığımız enflasyonun %4.95 yani 5'ler seviyesinde gelen bir enflasyon olduğunu gördük ki bu da çok kolay önlenebilecek bir süreci bizim açımızdan ortadan kaldırıyor gibi gözüküyor. O nedenle bizim durumumuz ve diğer gelişen ülkelerin durumları bence bu noktada çok farklı. Ama Amerika'nın özet söylemek gerekirse faiz arttırımları her ülke için çok ciddi bir ekonomik anlamda yıpratıcı unsur gibi duruyor. Daha önce çok yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. İşte Amerika'da dün gıda fiyatlarından bahsederken son 6 aydır sürekli olarak artan gıda fiyatları hem de içerideki üretilen gıda fiyatlarının artışı. Diğer taraftan baktığımızda işte enflasyonun 1981'den bu yana gelen en yüksek enflasyon olması falan. Yani bunlar çok yaşadığımız hatta doğum tarihi 82 ve üzeri olanların hiç yaşamadıkları hayatındaki olaylar olduğu için çok kolay bir dönem olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet hocam, yani önce şöyle başladı, işte son 5 yılın en yüksek enflasyonu, son 10 yılın en yüksek enflasyonu. Şimdi sizin de dediğiniz gibi 80'ler, 70'ler, artık böyle tarihler konuşuluyor enflasyon için. Şimdi burada tabii biraz daha iç tarafı, yine iç tarafla ilgili, yani Türkiye ekonomisiyle ilgili bazı şeyleri size sormak istedim. Bunlardan biri de geride kalan hafta Cuma akşamı Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notuna dair bir değerlendirme paylaşıldı. Burada yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altına çekildi. Diğer kurumlarda da 3 aşağı 5 yukarı benzer seviyelerde yatırım yapılabilir seviyelerin 4-5 kademe altında bir değerlendirme kredi notuyla karşı karşıyayız. Burada da Türkiye için B artıdan B'ye indirildi. Tabii burada dikkat çeken konulardan biri şuydu. Para politikası konusunda Fitch biraz daha Türkiye'deki para politikasının işlevselliğini sorgular nitelikteydi. Siz kararı ve detayları nasıl okudunuz, nasıl yorumladınız? Şimdi ben bu kurumlara baktığım zaman yani 3 tane büyük kurum var. İşte S&P, Moody's ve Fitch. Bunlar açısından ben Moody's'in değerlendirmelerini çok daha gerçekçi buluyorum. Fitch biraz daha bana göre daha pembe bakıyor olaylara. Ve yani siyasi eleştirilerini bir yana koyuyorum. Yani orada çok ciddi eleştirilecek noktaları var bu kredi derecelenme kuruluşlarının ama ekonomiye yönelik olarak söyledikleri şeylerde yanlış olan bir nokta yok. Yani para politikasının işlevselliğinin azaldığını söylemeleri bile bence yumuşatılmış bir söylem. Çünkü ortada net bir para politikası yok. Bu bizim özellikle kur atağını yediğimiz 20 Aralık'tan bu yana uygulamış olduğumuz kur korumalı mevduat sistemi sanki bir para politikası ikamesi haline dönüştürülmüş durumda. Ve bütün her şey ve bütün düzenlemeler, hatta makro ihtiyati tedbirler dediğimiz tüm önlemler bile para politikası olarak şu anda ikame edilen kur korumalı mevduat sisteminin devamını sağlamaya yönelik olarak önlemler olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle yapısal olarak çok ciddi sorunlarımız var. Mesela özellikle bu paritenin en çok etkileyeceği kesimlerden bir tanesi ihracatçılar. İhracat gelirlerinde ciddi bir bozulmaya sebebiyet verebilecek olan unsur olarak duruyor negatife dönmesi. Fakat ihracatçılar üzerine getirilmiş olan yükler çok ağır. İhracatçıların özellikle Exim Bank kredilerine ulaşmaları tamamen neredeyse bazı firmalar açısından olanaksız hale gelmiş durumda. Dolayısıyla sürecin devam ettirilebilmesi bile çok zor hale geldi. Bir taraftan ihracatçıların maliyetleri dolar cinsine artarken diğer taraftan gelirleri de euro cinsinden düşüyor oluyor. Ve biz bunlardan işte özellikle Exim Bank kredilerinde müracaat edenlerden 40 artı 30 artı 1 ay boyunca kur dolar talep etmeme garantisi isteyerek süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. O nedenle hani büyümenin en önemli ayaklarından gördüğümüz
ihracat dayandığını bize söylenen yanı kendi elimizde budamış oluyoruz. O nedenle bence yapısal problemler çok ciddi. Diğer taraftan kurdaki artışın Türkiye bütçesine getireceği yükler çok önemli boyutlara ulaşmış durumda. Bir taraftan hazinenin kendi desteğiyle vermiş olduğu bir kur korumalı mevduat tarafı var. Diğer taraftan Merkez Bankası üzerinden de verilen destekler var. Ve dolayısıyla bu ne kadar büyük boyutlara ulaştı, işte en son yapılan ek bütçede de bunu görmüş olduk. O nedenle sadece bu da değil, ekonominin genel işleyişine ilişkin de çok ciddi problemler içerisinde devam ediyoruz ve çok seri bir şekilde Fed'in faiz arttırma sürecine rastladı bunlar. Dolayısıyla ben bu faizin özellikle Fitch'in not indirimi konusunu çok daha önceden bekliyordum. Ama dediğim gibi biraz daha farklı baktığı için, Türkiye daha olumlu baktığı için bugüne kadar taşınmış gibi gözüküyor. Ama hemen arkasından Moody's'in de söylemleri var. Dikkate alınması gereken hususlar. Yani bu çerçevede ve bu dış iklimle mevcut elimizdeki para politikası setiyle devam edebilmemiz çok mümkün gözükmüyor. O nedenle çok sert bir kışa girmiş durumdayız ama üstümüzde maalesef tişörtle gezmeye devam ediyoruz. Şimdi hocam siz de Moody's dediniz. Moody's'i de hemen ufak bir not olarak aktarmaya çalışalım. Moody's'de BDDK'nın TL kredi kısıtlamasının bankacılık sektörünün kredi notu için negatif olduğunu söylerler. Aynı zamanda yaptıkları açıklamada da TL kredi kısıtlamasıyla şirketlerin refinansman riskinin arttığını, bunun da bankacılık sektörünün kredi kalitesini bozabileceğini söyledi. Ne dersiniz hocam? Yani Moody's'den de böyle bir açıklama vardı biraz önce, çok ufak bir açtığınız parantezde. Evet evet, yani bu zaten geçtiğimiz haftanın konusu. Biz de bunların üzerinde çok programlarda eleştirilerimizi yaptık ama hani buradaki enteresan olan noktanın bankacılık sektörünü düzenlemesi ve onu ayakta tutması gereken kurumun yapmış olduğu düzenlemenin bankacılık sektörüne zarar verebilecek bir noktaya taşınmış olmasının Moody's tarafından söylenmesi. Bence işin ironik kısmı bu. Dolayısıyla biraz daha oturup düşünmekte fayda var. Yani atılan her bir hamle ortaya çıkan bir eksikliği gidermek için yapılıyor. Bunun bir kesiminin evet enflasyonu da önlemek amaçlı olarak iyi niyetli yapıldığını düşünüyorum ama diğer taraftan genel bir tam set bir para politikası ve enflasyon hedefi olmadığı için bu atılan her bir adım yarım yamalak hale dönüşüyor ve daha sonra başka bir yerde bir bozulmaya sebebiyet veriyor. Bu sefer o başka bir yerdeki bozulmayı başka bir hamleyle düzeltmeye çalıştığımızda o da o an düzeltiyor ama başka bir şeyi bozuyor. O nedenle topyekün aslında bir enflasyon sürecinin de çok içinde olduğumuz bu noktada hani zirveler nerede görülür, hangi aylar olurdan ya da işte 6 ay sonrası her şeyin düzelebileceğini söylemekten ziyade bugünden 6 ay sonrasındaki sürece yönelik doğru adımların atılması gerektiğine inanıyorum. Ama dediğim gibi çok geç kalıyoruz ve maalesef çok sert bir iklimde yakalanmış durumdayız. Hocam şimdi son olarak şunu da sizlere sormak isterim ki bugün sanayi üretim rakamlarını alacağız içeride Mayıs ayına dair. Buradaki hemen ben terminaldeki beklentileri de aktarmaya çalışayım. Aylık bazda baktığımızda %0.3'lük bir geri çekilme tahmin ediliyor. Yıllık bazda ise sanayi üretiminin %8 oranında artması tahmin ediliyor. Yani göstergelere bakıyorum, elektrik tüketimi tarihsel ortalamaya yakın. Kapasite kullanımı oranı yatay. Reel kesim güven endeksinde sınırlı bir geri çekilme var. İmalat PMI'de Mayıs'ta 49.2 civarına gelmişti ama ne dersiniz sanayi üretimi için? Kutay'cığım şimdi tabii bizim sanayi, imalat sanayi ağırlıkla ihracata da bağlı. Hı hı. Bu ister istemez ihracatı da etkileyecek. Ama ılımlı bir geri çekilmenin olası olduğunu çok önceden beri söylüyoruz. Bu evet. Bence normal bir şey. Yani ılımlı olarak çekilecek bundan sonra aşağı doğru. Hele Avrupa ve dünyada ortaya çıkan bu resesyon kaygıları, işte talebin düşüyor olması, ihracatı çok ciddi şekilde etkileyebilecek unsurlardan bir tanesi. O nedenle ben bu ılımlı geri çekilmenin devamının çok tehlikeli olmadığını, asıl önemli olanın sert düşüşler olabileceğini ve o sert düşüşler noktasından şu an için uzak olduğumuzu ama gene de dikkat edilmesi bir gereken noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle imalat sanayine yönelik olarak. Her şeye rağmen yani Türkiye'de birçok farklı sektördeki büyümeleri kıyasladığımızda imalat sanayi çok canlı ve Türk ihracatçısı özellikle imalat sanayi üzerinden de ciddi şekilde
kıvrak olduğu için ve maliyetler, özellikle navlun maliyetleri pandemi döneminden bu yana oldukça düşük kaldığı için yoğun bir şekilde ihracata çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Ama dediğim gibi dış talep sonuçta adı üstünde talebe bağlı bir unsur. O nedenle ihracattaki talep düşüşüyle beraber ılımlı geri çekilmenin olduğunu göreceğiz. Kaldı ki imalat sanayinin içe çalışan kısmı da gelir düşüklüğü sebebiyle zaten içeride satış yapmakta zorlanıyor. O nedenle ben bunun eldeki verilerle normal olduğunu düşünüyorum. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova. Burak Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınız ve katkılarınızdan dolayı. Çok teşekkürler. İlk size kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ilk söz programına kaldığımız yerden devam edelim. Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, dünyada bütün parametrelerin değiştiğini, yatırım kararı vermenin zorlaştığını söyledi. Aynı zamanda Eraslan, şimdilerde Türkiye'de kısa vadeli Eurobondlara ilginin yüksek olduğunu belirtti. İşin açıkçası şu anda bütün parametrelerin dünyada değiştiği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Dolayısıyla bütün yatırımcılar için karar vermenin çok çok zor olduğu bir dönemin içerisindeyiz daha doğrusu. Bu da hem yatırımcıları hem de portföy yöneticilerini ciddi bir şekilde zorlayan unsurlardan bir tanesi. Amerika'da olduğunuz zaman belki para piyasası fonuna geçerek konuyu bir şekilde çözebilme imkanınız var. Bugün para kazanmayayım ama para kaybetmemek de önemli bir şey. Taşlar yerine oturduğu zaman, önümü görebildiğim zaman uzun vadeli yatırım yaparak ben zaten buradaki açığın hepsini kapatabilirim diyebilirsiniz. Amerika'daki fon yöneticisi meslektaşlarımız da büyük ölçüde riskli varlıklardan, bundan kastım hisse senetlerinden, emtiadan ya da gelişmekte olan ülkelerden çıkarak para piyasası fonlarına yönelerek aslına bakarsanız buralarda ciddi bir şekilde kendilerine savunmacı bir pozisyon oluşturabiliyorlar. Ama Türkiye'de iseniz bu iş onların yaptığı kadar kolay da olmuyor. Çünkü Türkiye'nin dünyanın meselelerinden çok daha ayrı farklı meseleleri de var. Dolayısıyla hangi para biriminde tasarruflarınızı yapacaksınız ve onları hangi şekilde koruma altına alacaksınız sorusu ciddi sorulardan bir tanesi. Türkiye'de yatırımcılar geçmiş dönemde ağırlıklı olarak mesela altına yatırım yapmak suretiyle paralarını koruma altına almayı başarabilmişlerdi. Ama şimdi baktığımız zaman belki TL bazında bizi mutlu eden bir getirisi olmakla birlikte işte 2000 doların üstüne kadar çıkmış bir altının fiyatının şimdilerde işte 1720-1730 dolar seviyesine çekildiğini gözlemliyoruz. Demek ki dolar bazında orada da çok güvenli olduğunu düşündüğümüz yerde de para kaybetmeye başlamışız. Yine benzer şekilde emtia fonlarına çok ciddi bir ilgi vardı. Ama biraz önce sen de açılışta belirtmiştin. Emtia fiyatlarında sanayiden tutun da tarıma kadar son dönemde ciddi çekilmeler var. Dolayısıyla da bu da yatırımcıları ciddi bir şekilde sıkıntıya sokan, korumak için kendilerini zor durumda bırakan unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla şu anda portföy yöneticisi olarak yaptığımız şey biraz daha toz dumanın ortadan kalkması, taşların yerine oturması için biz de beklemedeyiz. Türkiye açısından kısa dönemli ve hard currency dediğimiz ürünlerde paranızı tutabiliyor olmak en korumacı yaklaşım diyebiliriz. Kısa vadeli Eurobond'lara çok büyük ilgi var, onu belirteyim. Ve bu nedenle de aslında CDS faizleri çok yukarıda. Belki Bloomberg ekranından baktığımız zaman Türk bankalarının, Türk hazinesinin Eurobond'larının faizi yukarıda olmakla birlikte gidip almaya çalıştığınız zaman o faizden maalesef Eurobond bulamıyorsunuz. Ve BloombergKT.com'da öne çıkanlarla devam edelim. Singapur sürpriz bir şekilde para politikasını sıkılaştırdı. Singapur Merkez Bankası artan enflasyon endişeleriyle bugün para politikasında beklenmedik bir sıkılaşmaya gitti. Artan fiyat baskılarına karşı savaşını hızlandıran Singapur Merkez Bankası bu eylemin enflasyonu yavaşlatacağını söylediğini paylaşmış olalım.
Bir diğer haber başlığı ise dün ABD tarafından takip edilmişti. Fed 5 kitapta artan resesyon riskine vurgu yaptı. ABD Merkez Bankası Fed ülkede birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtilerinin arttığını, bazı bölgelerde ise artan resesyon riskine ilişkin endişelere dikkat çekildiğini bildirdi. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Ve araştırma masasında dört grafikle hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Borsa İstanbul diyelim. Borsa İstanbul'da dün haftanın ilk işlem günüydü. Özellikle ABD'den gelen enflasyon verisi sonrasında satışların biraz daha derinleştiğini takip ettik. Endeks dünü %1.07'lik kayıpla 2408 puandan kapattı. 23 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı ki bu 23 milyar TL'nin 3.6 milyarı Türk Hava Yolları'ndan, 1.3 milyarı Şişecam'dan geldi. İki şirket toplam işlem hacminin %15'ini sağladığını gördük. Dün baktığımızda içeride Tekfen ve Halk Bankası dışında genel tablonun satıcılığı olduğunu gördük. Pegasus'ta yatay bir seyir vardı. Onun dışında Tüpraş, Şişecam, Ereğli, Ford Otoy, Arçelik, BİM, Sasa bu gibi şirketler endekse en fazla negatif puan bazlı etki yaratan senetler arasında yer aldığını takip ettik. Dün bankacılık endeksi %1, sanayi %1.4, ulaştırmada ise %0.6'lık değer kayıpları takip edildiğini söyleyelim. Bugün içeride ise sanayi üretim rakamlarını saat 10'da TÜİK tarafından karşılayacağımızı paylaşalım. Biraz önce bahsettiğimiz üzere ABD'den enflasyon rakamları gelmişti. Gelen enflasyon rakamı sonrasında traderlar nezdinde swap piyasasında bir sonraki toplantı için Fed'den beklentilerin daha da keskinleştiğini gördük. Bir sonraki toplantıda swap piyasasında traderların beklentileri 0.91 puanlık bir faiz artışı, yani neredeyse 100 bas puanlık faiz arttırımının ABD'den gelen dünkü enflasyon verisi sonrasında piyasa fiyatlamalarına girdiğini gördük. Dün aylık %1.3, yıllık %9.1'e çıkan enflasyon son yılların en yüksek seviyesini işaret ederken Fed'in bu yıl için %4 enflasyonu tahminlerinin biraz daha iyimser olduğunu ve soft landing hikayesini zorlaştırdığını bize biraz daha göstermiş durumdaydı. Diğer taraftan bu başlıkla birlikte de ABD endekslerinde kayıplar takip edildi. S&P %0.42, Dow Jones %0.67, Nasdaq'ta ise %0.14'lük değer kayıpları yaşandı. Ama gün içerisinde kayıplar %2'lere kadar aşmıştı, bunu da söyleyelim. Bugün ABD'de JP Morgan ve Morgan Stanley'nin finansalları paylaşılması bekleniyor. Wall Street'in en büyük 5 bankasının trading gelirlerinin bu dönemde %16 artışla 27.8 milyar dolara çıkması beklenirken piyasadaki vahşi tırnak içerisindeki hareketlerden elde edilen gelirlerin yatırım bankacılığındaki zayıf seyri kurtarmaya çalışılacağı paylaşılmış. Bu da önemli bir diğer tablo ise 10 yıllık tahvil getirileri Wall Street temettüsünden daha mı cazip? Özellikle burada TINA etkisi ABD endekslerinde konuşuluyor. TINA riski S&P 500 endeksinde temettü getirisi 10 yıllık getirinin üzerinde olan şirket sayısı sadece %10'a tekabül ediyor. Bu oranda 2007'den bu yana en düşük seviyeyi işaret ederken ortalama olan %20'nin de neredeyse yarısı kadar bir tabloyu işaret ediyor. Yani Wall Street hisselerinde temettü getirileri zayıflarken 10 yıllık tahvil getirilerinde oran yükselmeye devam ediyor. Bu da Wall Street'te hisse senetlerinin cazibesini veya nakdin cazibesini sorgular nitelikte bir ortama işaret ettiğini bize gösteriyor. Son olarak dün ABD'de FOMC toplantı tutanakları beş kitap raporu takip edilmişti. Beş kitap raporunda öne çıkan başlıklara baktığımızda ise ekonomik faaliyette Mayıs ortasından beri ılımlı hızda dengeli büyüdü. Birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtilerinin arttı. İstihdam çoğu bölgede ılımlı ila orta hızda arttı. Ücret baskılarının bu yıl içerisinde azalmasının beklendiği, artan fiyatlar nedeniyle tüketici harcamalarının ılımlı seyrettiği paylaşıldığını aktarmış olalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
Ve diğer yandan Twitter satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a dava açtığını takip ettik. Bu haberle birlikte İksos programının sonuna geldik. Program sonrasında ise sabah raporunda Açıl Sezen sizlerle birlikte olacak. Twitter satın alabilir açıklamasının geldiği güne bakarsak bugünkü geldiğimiz nokta çok şaşırtıcı. Gerçekten bu kadar sert bir dönüş, bu kadar böyle olay olup da bu kadar konuşulup da dönülmesinin beklenmediği bir konu. Ama bana göre o ilk sahte hesapları bahane ettiği gün zaten bu iş bir şekilde sarpa saracağı, yani sadece fiyatı düşürmekle ilgili bir çalışma olmadığı da sanki başka bir şey olduğu ile ilgili bir konu vardı. Tabii arkasında başka neler var tam da söylediğiniz gibi çok su götürülü bir konu. Ama şu an anladığımız kadarıyla Twitter zaten zor bir dönem içerisindeydi. Bu satın alımın sanki olmuş gibi işte Twitter'ın eski CEO'su Jack'in kurucusu Jack'in de daha önce tam da olması gereken alışveriş gibi bir açıklaması vardı. Şimdi onlara dönüp baktığınızda bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Çünkü bu sefer de yeniden kim buna aday olacak, kim Twitter'ı kurtarabilir konusu gündeme gelecek. Yani Twitter'ın artık bundan sonra rakip problemi var. Dünyanın en zengin adamının almaktan vazgeçtiği ki bu spam hesaplarla ilgili yeterince bilgi verilmediği ile ilgili bir bilgi de bana da tabii ki kişisel olarak doğrusu çok mantıklı, makul gelmiyor. Çünkü mutlaka bunun araştırmasını çoktan yapmış ve cevabını almış olmalı diye tahmin ediyorum. Yani orta şeyde platformda ne kadar sahte kullanıcı var, ne kadarı gerçekten orijinal, ne kadar etkileşim dönüyor. Biz çok basit, yani bir markanın bile, çok basit markaların bile aslında araştırmasını yaptığı bir konuda Twitter gibi bir ortamı bir de özelleştirerek, yani tamamen borsadan da çekerek satın alma planını yapan kişinin bu sahte hesaplar üzerinden sadece vazgeçmesi veya sadece bunu söylemesi başka bir soru işareti. O yüzden zannediyorum daha konu çok su götürecek. Yani daha bize çok veriye ihtiyaç var. Neden gerçekten bu işin neden olmadığına dair. Twitter'ın tabii ki tepkisi haklı görünüyor. O 1 milyar dolarlık bir ceza söz konusu, bundan vazgeçerse 1 milyar dolarlık bir ödeme olacağı konuşuluyordu. Bakalım onunla ilgili bir durum, bir gelişme olacak mı, ama tabii 44 milyar doların yanında bu 1 milyar dolarlık ceza büyük ihtimalle sadece avukatların masrafına gidecektir diye tahmin ediyorum ben, ama ya günün sonunda baktığımızda sosyal medya devleri arasında yer alan Twitter'ın aslında gelir noktasında büyük sorunları olduğunu uzun zamandır biliyoruz. Ve bunu da kurtarmanın yollarından bir tanesi belki de bu özelleşme ve devamında gelecek işte yeni hareketler olacaktır.